Bu videoda sizlere bir tane şarjım, bozuk bir tane şarjım var. Bunu yapmaya çalışacağım. Şarj almıyor. Şarj almadığı için şey oluyor, şarjı yarıda kesiliyor. Başlıyor yarıda kesiliyor. Başlıyor yarıda kesiliyor. Şimdi bunun içini açalım. Neyi var, nesi var? Bakalım, yapalım. Şimdi bu elektronik parçalar, mesela bu şarjım bozuk. Şimdi bu şarjım bozukluğunu mesela açtığınızda, mesela dokunmadan önce demir bir cisme dokunun ki statik elektriklenme geçmesin, böyle parçalar şeydir. Mesela özellikle DC parçalar yanıyor. Mesela şu şekilde yaptığımızda ilk önce AC girişten başlamamız lazım. Sadece girişten ne kullanıyor? Ne gibi parçalar kullanıyor? Şurası ne yazılıyor? Şuradan şurası. Mesela şu girişlerden, şu jack girişlerden giriyor mesela. Kamera bulanık oluyor. Şu jack girişlerden oluyor. Şu kamera biraz bulanıktır. Şunun ayarını. Kamera çok bulanık oluyor ya, kamera. Tamam. Böyle bir ayarıyla alınmış gibi. Neyse, şu şeye baktığımızda, mesela şu entegreye baktığımızda ilk önce girişe bakıyoruz. Artı giriş, çıkış giriş. Mesela siz pininizi mesela jack girişini taktığınızda sağdan soldan böyle şu şekilde taktığınızda, prizde şu şekilde taktığınızda, mesela burası diyot kullanılır. Mesela buradan girişinden bir tane direnç kullanılmış. Bu direnç normalde 6 ohm'dir. 1 watt ya da 1 watt 6 ohm civarlarındadır. Ondan sonra şu entegreye bakalım. Bu entegre değil. Bu dur. MB. Bu şeydir. MB. MB6S diyot köprüsüdür. Mesela şuradan girişten, mesela şu ön kısımlarında ne yazılıyor? Bir artı bir eksi yazılıyor. Evet. Şu artı kapasitörün artısına geliyor. Şu eksi de şu taraf, soldaki eksi de ön taraf için söylüyorum. Şu taraf için söylüyorum. Şu kapasitörün eksi taraf işte. Aynen. Sola düşüyor. Şu eksi, şu artı. Ama burada diyot köprülerini biliyorsunuz. Artı giriş, trafo giriş. Arası. Trafo girişi normalde böyle gidiliyor. Artı eksi fark etmez, hangi yöne bağlarsan bağla. Bu bir çeyrek amper. MB6S. MB6S bir diyot köprüsüdür. 500 miliamperdir. Yani çeyrek, yarım amperdir. 600 volt. 600 volt değerindedir. 600 volt gerilimle, max 600 volt gerilimle çalışır. Şimdi burada dirençler var. Buradan diyot var girişinde. Ondan sonra burada da transistör var. Hemen giriş yapayım ben. DC bölgesine geçelim. Şimdi şunun şasesini alacağım. Hani böyle acemiler diyor, biz nasıl şey yapacağız, nasıl tamirat edeceğiz. Bu tamirat konusunda biraz bilgi vereyim. Şimdi multimetremizin kademesini şey alalım. İlk önce diyot bölümünü alalım. Şasisini alalım. Şunları ayırın. Ondan sonra şu krikodili şey şaseye bağlayalım. Şaseye bağladık. Ondan sonra şunu ele alalım. Bir bakalım nesi varmış bunun. Şunu ilk önce şey alalım, diyot alalım, zanör diyot alalım.
Şimdi bu kısa devrede diyemeyiz. Çünkü şu zener diyor artıya bağlı, eksiye bağlıdır. Şaseye zaten bağlıdır. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi kısa devrede değil. Evet, kısa devrede değil. Şimdi bazen bir elimde telefon, bir elimde şey çok zor oluyor. Şimdi nereye ölçeceğiz? Şunu şu şekilde çevirelim. Şu şekilde çevirelim. Öyle bir zor ki. Şunun artı nasıl alacağız? Trafo girişlerini şu şekilde. Şu eksi pindir zaten. Şase bağlı olan. Şu artı data kablomuz yok. Şey almıyor, titik almıyor. Şu da titik almıyor. Şu titik alması normaldir ama kısa devrede değil. Şimdi evet. Şimdi bu bozuktur diyemeyiz. Bozuktur diyemeyiz çünkü şey kısa devrede değil. Şimdi AC zaten sağlamdır. Çünkü nitekim çalışıyor ve şey yapıyordu. Çalışıyordu. Ondan sonra kesiliyordu. Çalışıyordu, kesiliyordu. Çalışıyordu, kesiliyordu. Neyse bir elimde bir telefon. Bunu bir sonuçlandırayım. Şimdi sorunu nasıl buldum? Sorun şu. Aslında sorun var da sorun şuydu. Şunlar karartmış başlar. Mesela şunlar çıkmış. Şunlar şu kök kısımlarını bırakmışlar. Kök kısmını bırakmış. Bıraktığı için şey olmuş burada. Şimdi şu yuvayı görüyorsunuz böyle yuvarlak olmuş. Isıdan. Yani şimdi bunlar neyden kaynaklanıyor? Şimdi şu fişleri görüyorsunuz. Şu ana çıkıştır. Mesela şu ana çıkıştır. Şunu bilgisayara taktığınızda mesela bilgisayar fişini mesela bir tane kullandığım bilgisayar 250 watt. 250 watt tüketiyor. Monitörle birlikte tüketiyor böyle. Şuraya koymuşum. Ama şunu da şuraya koymuşum. Arkadaşlar. Şunu da şu şarj fişini de buraya koymuşum. Yani şuradan fazla amper çekince şu fişler şu şekilde. Şu şekildeyken şu uçlar kararmış yani. Adeta yüksek gerilime maruz kalmış. Yani şimdi genelde şöyle yani sizlere uyarım bu. Yani bilgisayar koyduğunuzda birinci şuraya koymayın, şuraya koyun. Mesela burası giriştir mesela. Buradan çeker yüksek amper. Bilgisayara falan, televizyona falan eğer kullanıyorsanız sizleri bilinçlendireyim bu konuda. Şuradan şu fişinizi buraya koyabilirsiniz. Şarj fişlerinizi. Birinci mesela bilgisayara koyuyorsunuz. Burada yüksek amper çektiği için. Mesela buraya koyarsanız bilgisayar buradan yüksek amper şuradan çektiği için aynı hizaya koyduğunuz zaman yüksek ampere maruz kaldığı için şuralar yanmaya başlar ve çünkü bu şarj şeyini nasıl buldum? Şu şarjı mesela şu şekilde sorunlarını buldum. Mesela gerçekten kendimde bulmadım şunu sökmeye. Şunu sökeceğim mesela. Şuradan voltaj çıkıyor. Bu ikisinde mesela şu kısım artı kısımdır. Mesela şu şekilde. Şu şekilde artı kısımdır. Mesela şu şekilde yaptığınızda şu diyot mesela. Nerede? Şu artı diyordu. Kapasitörün artısı mesela. Şuradan artı giriliyor mesela. Şu şekilde artı giriliyor. Artı buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Buraya geliyor. Yani bildiğimiz şu şekilde.
şekilde tutarsak, evet, şu şekilde tutarsak şu artı, şu artımızdır. Su sevenin şu artısı. Şu ikincisi de şeydir. İkincisi de rey USB'lerde mesela bildiğimiz eksi datadır. Üçüncüsü de artı datadır. Şu kısım da mesela son, dördüncüsü de ground'tur, topraktır, eksidir yani. Şu ortadaki hatlarda da hatla hem eksi data hem artı datadan da voltaj çıkıyor. Şu şekilde baktığımızda şu orta kısımda mesela şu yani şunu çıkartacağım. Şunu çıkartacağım. Şu ortasında iki tane direnç patlak olmuş. Şu sigortalar biliyorsun direnç adı üstünde sigorta. Şu patlak olmuş. Şuradan da voltaj çıkıyor. Düzensiz. Yani bu neyden kaynaklanıyor? Şunun ikisinden geliyor. Neyden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. Şuradan kaynaklanıyor. Birincisine taktığınızda direkt ısınır buradan. Ve yüksek voltaja, yüksek ampere maruz kalınca şuraları yanıyor. Şuraları yanıyor. Şunu bir teste alalım. Sadece şu voltaj kısımları şey oluyor. Voltaj çıkıyor. İki tane sigortayı değiştirmem lazım. Bir bakalım düzeltebilecek miyim? Şimdi şunun fişini taktık. Yaptık da bakalım değerlerini bakalım. Çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Evet. 5.5 volt çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi hallettik. Şimdi aynen dediğim gibi bu sorunlar jack sorunuydu. Giriş sorunu yüksek ampere maruz kaldığında patlak verir. Şu uçlardan patlak verir. 5.5 volt çıktığına göre tamamdır iş. Videomuz bu kadar.